Evet şimdi geldik uzman testimize. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Türk kendi içindeki ilk ayrışmasının tarihi yazılı belgelerle takip edemiyoruz. Bak yazılı belgelerle takip edilemeyen dönemdeki ayrıma biz ne demiştik derslerde? Lehçe demiştik değil mi? Sonra devamında ise genel Türkçeden sonra da sırasıyla halasça veya kuş ayrılmışlardır. Fakat asıl büyük ayrışma 13. yüzyıldan sonra gerçekleşmiştir diyor. 13. yüzyıldan sonra yani bilinen bir devirdeki gerçekle ayrılma ise neydi? Şiveydi. Dolayısıyla cevabımızın ne olması lazım? Adana olması lazım. Şimdi ikinci soruda bu parçada boş bakmayı ilaçlıklardan hangisi getirmelidir diyor. Muhabir burada bir şey söylemiş. Yazarın vermiş olduğu cevaptan hareketle oraya ne getirilmesi, hangi sorunun getirilmesi gerektiğini anlamaya çalışacağız. Bir roman yazılmaya başlarken bir doktora tezi yazılır gibi ana fikir, tema, ispat edilecek argümanlar, sorular ortada olmaz. Bir hayal perdesini açar gibi ince girer romancı. En azından ben öyleyim. Yola çıkarım bir bakarım ki başta düşlediğim şey elimden gelmiş. Başka bir şey anlatmışım. Döner okurum. E olmuş işte derim. E, bunu söylerken bir roman yazmanın tekniği izlenecek yolu yoktur. Gelişi güzel yazılır demiyorum. Fakat biraz da doğaçlama bir şeydir roman. Aslında roman nasıl yazılır ona cevap vermiş. Dolayısıyla muhabir ne sormuş olabilir? Romanlarınızı yazmaya başlamadan önce neyi nasıl yazacağınızı belirler misiniz? Hayır adam belirlemiyor zaten onu bize anlatmış. içinden geldiği gibi yazıyor ve yol kendini nereye götürürse o şekilde yazıyor. Onun için cevabın ne olması lazım? Adana olması lazım. Geldik üçüncü soruya. Şimdi burada bir iletişim var. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kutuluşlar içindeki iletişim unsurlarından bir karşılığı yoktur diye. Önce bir bakalım. Polisin Fransız kadına yardım için çırpınmasından turizm işini iyice benimsediği belli. Umarsız kalan polis yoldan geçenlere ''Hey yurttaşlar içinde bir Fransızca bilen yok mu yahu?'' diye seslendi. Aldıran olmadı. Yalnız bir yaşlıca adam ''Valla bilsem ne olacak yardım ederdim ama bilmiyorum.'' dedi. Sonra ekledi. Çocukken Don Ne Mua filan diye bir şeyler öğrenmiştik ama Don Ne Mua ön bezemiydi neydi demiş. Evet şimdi burada baktığımız zaman güzel bir soru bunları eşleştireceğiz buradaki e, e, yol kenarı yol kenarı nedir bağlamdır değil mi şimdi buradaki ses nedir kanaldır yaşlı adam yaşlı adam kim burada alıcı ondan sonra e, yol kenarında bağlam demiştik zaten polis gönderici ama gönderici var mı burada yok yaşlı adamın konuşmaları ise neydi dönüt ama polis yok. Polis olsaydı burada bir göndericinin olması gerekiyor idi. Geldik dördüncü soruya. O dördüncü soru bir çıkmış soru. Bu parçadan hareketle zaman yolculuğu romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu yardımcı düşünceyle alakalı bir soru. Bir bakalım. Tüm zamanların en iyi bilim kurgu kitaplarından biri olarak kabul edilen ve başka dillerin yanı sıra Türkçe'de aktarılan zaman yolculuğu adlı roman, geçmişe yolculuk yapan bir zaman makinesine odaklanıyor. Eser bir hayalin edebiyattan fiziğe, sinemadan gündelik o zaman olgunlaşma yolculuğunu öyküsünü anlatıyor. Ayrıca zamanın anlamına, bilince, belleğe, yaşama ve ölüme dair yepyeni bir dil yaratıyor demiş. Şimdi konusunu yansıtan bir isim taşıdı. Evet zaten zaman yolculuğunu anlatıyor. Farklı dillerde çevresinin bulunduğuna, başka dillerin yanı sıra Türkçe'ye de çevrilmiştir diyor ya. O zaman bu da doğru. Kapsamlı bir içeriğe sahip olduğu zaten ortada. Kendi tür içine önemli bir yer edindiği belirtildi. Anlatımında nesnellik. Nesnellikle alakalı bir şey var mı? Yok. Zaten bu bir romandır. Romandan zaten nesnellik beklenmez. Roman bir edebi e, edebi bir türdür. Evet. Bu arada şu ek de hatırlatayım. Aslında bizim Çapın 9. sınıf soru bankasının 1. ünitesindeki hibrit testleri çözersen bu konuyu çok daha güzel bir şekilde de pekiştirebilirsin. Ona da sana söylemiş olayım. 5 ve 6. sorulara aşağıdaki şeye göre cevaplayın diyor. Bu parçada yapılan tanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Önce bir tanımlara bakalım. Edebiyat Arapça kökenli bir kelimedir. Edeb kökünden türetilmiştir. Arapçada olduğu gibi Türkçede bu kelimenin birçok manası vardır. Bu tanımlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz demiş. Birincisi edebiyat derin hisleri uyandıran duygu, düşünce ve hayallerin dil aracıyla güzel etkili bir biçimde ee, içerisinde anlatımıdır. Tamam. Edebiyat gönülden kopan coşkulu duyguları aynı güzellikte başkalarına duyurabilmektir. Edebiyat tabiatı madde alemi uzak ve yakından inceleyerek insanlarca makul olabilecek bir surette anlatmaktır. Yani bir kurgu. Edebiyat şekil ve yapılışı itibariyle her zaman semaların derinliklerine uçabilen bir balondan farksızdır demiş. Edebiyat ilim ve fenden kuvvet aldıkça yükselişi durdurulamayan bir sanattır. Şimdi birinci de edebiyatın estetik ve biçim özellikleri üzerinde durulmuştur. Zaten ondan bahsetmişti. İki de edebiyatın bir iletişim aracı olduğu vurgulanmıştır. Hemen bakalım edebiyat yönden kopan coşku en güzel de başkalarına duyurabilmektir diyor ya. İşte burada başkalarına duyurulabilmek zaten orada bir iletişim olduğunu ne yapar bize gösterir. Üçte edebiyatın gerçekliği insanların kabul edebileceği. Evet bir şey de olmalıdır onu zaten söylemiştim. Makul olabilecek bak buraya dikkat et. Dörtte edebiyatın yüksek tabakadan insanlar tarafından oluşturabileceği anlatılmıştır. Zaman semalan detten uçabilen bir balondan farsızdır. Hayır burada yüksek zümre, yüksek zümreden kasıt okumuş yazmış aydın kesim. Onunla alakalı bir veri söz konusu değil. Cevabımız hangisi? Denizli. Şimdi 6. soruya geldiğimiz zaman bu parçadan edebiyatla ilgili yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir demiş. Bir sanat dalıdır. Evet. bir bilim Bilim dallarıyla ilişkilidir, malzemesi dildir. Arapça kökenli bir sözcüktür. Gerçekliği doğrudan anlatır. Hayır doğrudan anlatmaz. Coşku ve heyecan dile getirir. bu da var. Bir, iki. Malzemesi Evet bilim dallarıyla ilişkili olduğu orada zaten veriyordu. Malzemesi dildir. Bu da var. Bak bunları çıkartabiliriz ama gerçekliği doğrudan anlatır değil. Onu makul bir şekilde kurgulayarak anlatır olması lazım. Burada cevap nedir arkadaşlar? Edir nedir? Arkadaşlar diyorum arkadaş arkadaşım. <laughs> evet. Geldik yedinci soruya. Ebru ve arkadaşları edebiyat sınavına çalışmak üzere bir araya geldiler. Konuları gözden geçtiler. Ebru çalışmayı eğlence hale getirmek için önceden hazırladığı dilin kullanımından doğan türler konusuyla ilgili kartları arkadaşlarına dağıttı. Aysun'a şive gelmiş. Tamam. Alper'e lehçe, Deniz'e jargon, Figen'e ağız, Kaan'a da argo gelmiş. Ebru başka bir kağıda hazırladığı dil özelliklerini tek tek okuyacağı ve okuduğu özelliğin kimin elindeki kartlarla ilişkisiyle söylemesini istedi diyor. Sonra buna göre Evrun'un okuduğu özelliklerle ilişkilendirecek tür adlarının doğru ile eşleştirilmesi açıklayan hangisinde olmalıdır demiş. Evet. Şimdi bir kere burada neye dikkat ediyorduk? Ee, şimdi şöyle biz şunun tanımlarını bir yazalım istersen. Ondan harekete daha rahat buluruz. Ana dilden yazılı kaynakların henüz olmadığı dönemde ayrılmıştır. Bu nedir? lehçe. Ana dilin bilinen ve belgele takip edilen dönemlerinde ayrılmıştır. Bu neydi? Şive. Bir meslek grubuna ait sözler. Bu neydi? Jargon. Kaba bir söyleyiş gösteren konuşma şeklidir. Bu neydi? Argo. Bölgelere göre değişen konuşmalar ise neydi? Ağız. Değil mi? O zaman bir lehçe olacak. Lehçe kimdeydi mesela? Alper'deydi. Değil mi? O zaman cevap. Bak Alper zaten bir olan sadece burada var. Şansımıza çıktı zaten. Diğerleriyle de eşleştirdiğimizde cevabın Bursa olduğu açığa ne yapacaktır? Çıkacaktır. Burada önemli olan şuradaki tanımları doğru bir şekilde ne yapmaktır? Yazmaktır diyoruz ve böylelikle uzman testimizi de bitirmiş oluyoruz.